Sayın Vekilim, maskeniz. Madde üzerinde söz isteyen Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına İstanbul Milletvekili Fethi Açıkel. Buyurun sayın. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Gazi Meclisimizi ve bizleri izleyen yurttaşlarımızı en içten duygularımla, saygıyla selamlıyorum. Değerli milletvekilleri, COVID-19 pandemisi süresince sansürlenen, gerçek sayıların bakanlıkça henüz itiraf edildiği maalesef yıkıcı bir dönemden geçiyoruz. Buradan salgınla mücadelede fedakarca çalışan Refik Saydam'ın, Nusret Fişek'in, Türkan Saylan'ın izinde ilerleyen Cumhuriyetimizin yüz akı tüm sağlık çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Sağlıkçı şehitlerimize ve hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. COVID-19'un bir an önce meslek hastalığı olarak kabul edilmesi talebimizi yineliyorum. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 2021 bütçe teklifi AK Parti'nin 18 yıllık kötü yönetiminin bizzat Sayın Cumhurbaşkanı'nın itiraf ettiği bir acı reçete bütçesidir. Hatta acı reçeteden de öte bir baldıran zehri bütçesidir. Devletimizi, ekonomimizi, diplomasimizi vesayet altına sokan, genç kuşakların geleceğini ipotek altına alan bir bozuk düzenin bütçesidir. Değerli milletvekilleri, COVID-19 salgını bizlere sosyal devletin, ihtiyat akçelerinin ve kendine yeterliğin önemini bir kez daha göstermiştir. Bütçede, sağlıkta, eğitimde, teknolojide ve tarımda yeterlilik önem kazanmıştır. Ancak maalesef bu bütçe yetersizliklerin bütçesidir. Bu bütçe Türkiye'nin içi boşaltılan kurumlarının, tasfiye edilen liyakatli kadrolarının, Cumhuriyetimizin inşa ettiği kitlerin ve sanayi tesislerinin özelleştirmelerle tasfiye edilmesinin bütçesidir. Milletimizi iflasa sürükleyen yüksek faizle borçlanmanın bütçesidir. Bu bütçe devletin değil, içinden geçtiğimiz fetretin bütçesidir. Bu bütçe aziz halkımıza imtiyazlı aile şirketlerinin, kayrılmış zümrelerin, asgari ücretliye en az 3.100 lira maaşı çok gören saray oligarşisinin bütçesidir. Değerli milletvekilleri, bu bütçe saray rejiminin, duyunu umumiyesinin, kapitülasyonların, yeni nesil mültezimlerin, imtiyazlı sözleşmelerin bütçesidir. Bu acı bütçe iflas yüzyıllarının bütçesidir. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında asla milletimize layık bir bütçe değildir. Bu bütçe dara düşen yurttaşlarına sahip çıkan devletin değil, milletin vergilerine, alın terine ve ekmeğine göz diken kuzgunların bütçesidir. Değerli milletvekilleri, bu bütçe Savrıştay raporlarına göre 138 bin açık olmasına rağmen ataması yapılmayan öğretmenlerimizin, hacizle boğuşan KYK borçlusu gençlerimizin, atama bekleyen veterinerlerin, psikolojik danışmanların, mühendislerin ve idari bilimler mezunlarının bütçesi değildir. Bu bütçe 3600 ek gösterge bekleyen sağlıkçıların, öğretmenlerin, kamu çalışanlarının bütçesi hiç değildir. Bu bütçe elektriği kesilen 2,5 milyon hanenin, doğalgazı kesilen 600 bin evin bütçesi değildir. Bu bütçe evinde interneti ve bilgisayar olmayan çocukların ve ailelerin bütçesi değildir. Bu bütçe 2 milyon esnafın bütçesi asla değildir. Bu bütçe onur kırıcı biçimde sözde destek vaat edilen kültür sanat emekçilerinin bütçesi hiç değildir. Bu bütçe traktörü, tarlası, ineği haciz edilen çiftçinin, orman köylüsünün, muhtarların, apartman görevlilerinin bütçesi de değildir. Ez cümle bu cümle, bu bütçe, değerli milletvekilleri, 9,5 milyon asgari ücretlinin, 10 milyon işsizin, 13 milyon emekli dul ve yetimin, aile desteğine muhtaç milyonların bütçesi değildir. Bu bütçe halkın, hakkaniyetin ve hakikatin bütçesi değildir. Değerli milletvekilleri, bu bütçe halkımız ekmek kuyruklarında beklerken Somali'ye, Tunus'a milyonlarca dolar bağış yollayanların bütçesidir. Bu bütçe yandaşını İsveç'ten özel uçakla taşırken Batman'da 1,5 yaşındaki evladımıza hastanelerde yatak bulamayanların bütçesidir. Bu bütçe gençlerimiz KYK borçlarını ödeyemezken Türken Vakfı'na, New York'ta Ensar Vakfı bağışlarıyla lüks yurtlar yaptıranların bütçesidir. Bu bütçe emekçilerin değil, Türkiye'yi ahtapot gibi saran, kaynaklarını sömürüp tüketen, Yargıtay'a ve Sayıştay'a hesap vermeyen tek adam rejiminin, mültezimlerinin bütçesidir.
Sıkışınca hayır ve hasenet diyen sarayın atanmışlarının cezasızlık, hesap vermezlik ve pişkinlik bütçesidir. Değerli milletvekilleri, bu bütçe Türk Telekom'u Lübnanlılara, Sevda Tepesi'ni Suudlara, milletimizin göz bebeği tank palet fabrikasını Katar'a peşkeş çekenlerin bütçesidir. Milletimize izletiz. Diriliş Ertuğrul, Kurtuluş'un maalesef bütçeyi havuz medyasının pembe ekranlarında henüz göstermeye cesaret edemediğiniz Tükeniş Erdoğan'ın memlekete borca batırmış hanedanın bütçesidir. Bu bütçe Anadolu'yu bizlere yurt kılan Ertuğrul ve Osman Gazi'nin yanı sıra Yunus Emre'nin, Hacı Bektaş Veli'nin, Mevlana'nın, Pir Sultan Abdal'ın ve her şeyden önemlisi kurucu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün mütevazi, kapsayıcı, hümanist ideallerinin çok ötesinde yurttaşlarımızı yoksulluğa ve borçluluğa mahkum eden bir zihniyetin bütçesidir. Değerli milletvekilleri, Türkiye maalesef vicdanları kanatan bir hukuksuzluk ve demokrasi krizi yaşamaktadır. Anayasa Mahkemesi kararları yerel mahkemelerce kale alınmamaktadır. Parti genel başkanlarının, gazetecilerin, aydınların hukuksuz biçimde cezaevinde tutulduğu, kayyumların vesayet aracı olarak kullanıldığı, mafyanın siyasileştiği, siyasetin ise adeta mafyalaştığı bir dönemden geçilmektedir. 80 yaşındaki büyüklerimizi dahi sosyal medyadaki yorumlarından ötürü karakollara ve mahkemelere sürükleyen, Anadolu adabıyla ve terbiyesiyle bağdaşmayan bir hoyratlık hüküm sürmektedir. Bu hukuksuzluğun ve medeniyetsizliğin gölgesinde İstanbulluların kent hakkını savunan il başkanımız Canan Kaftancıoğlu dahi hukuksuz biçimde yargılanmaktadır. Türkiye, şirazesinden çıkmış bu keyfilikler yüzünden hukukun üstünlüğü endeksinde 128 ülke içinde 107. sıraya, otoriter, özgür olmayan ülkeler sırasına düşürülmüştür. Değerli milletvekilleri, AK Parti iktidarında Türk dış politikası büyük bir itibar kaybına uğramıştır. Bugün de bağımsızlığına düşkün aziz milletimiz haksız ve mesnetsiz ambargolara maruz bırakılmıştır. AK Parti'nin Orta Doğu'daki ihvancı ve maceracı politikalarının yüzünden Türkiye, nitelikli nüfusunu beyin göçü olarak batılı ülkelere kaptıran, Orta Doğu ve Orta Asya'dan niteliksiz göç alan bir ülke konumuna sürüklenmiştir. İktidar bizzat Sayın Erdoğan'ın telaffuz ettiği 4 milyon Suriyeli mülteci için harcanan 40 milyar dolarlık kaynağı ne Suriyeli sığınmacıların sorunlarını ne de Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarının şikayetlerini çözebilmek için kullanamamıştır. AK Parti mülteci krizindeki basiretsizliği yüzünden Türkiye'yi mülteci kadınların ticaretine, çocuk evliliklerine, fuhuşa, kayıt dışılığa, gettolaşmaya, insan kaçakçılığına, radikal silahlı çetelerin ise sokaklarda kol gezdiği adeta bir tampon ülke konumuna dönüştürmüştür. AK Parti'nin yanlış politikaları yüzünden AB'ye tam üyelik perspektifi tamamen kaybedilmiş, bırakın imtiyazlı ortaklığı, mülteci kampı bekçiliğine bile razı olan onur kırıcı bir imtiyazsız ortaklık statüsü adeta zımnen kabul edilmiştir. Değerli milletvekilleri, bu buhran ve zorluklar karşısında dahi aziz milletimiz, emektar halkımız asla kedere ve umutsuzluğa kapılmasın. İkinci yüzyıla girerken bu bozuk düzeni değiştireceğimizden, tüm yurttaşlar için demokratik bir uygarlığı inşa edeceğimizden, yurttaşlarımıza layık güçlendirilmiş bir parlamenter sistemi hayata geçireceğimizden kimsenin tereddütü olmasın. Tam da bu nedenle halkımızın menfaatleri için bu fetret bütçesine hayır oyu vereceğimizi tarihe not düşüyoruz. 1919 ve 1923 ruhuyla kurucumuz Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi vatan mutlaka selamet bulacaktır. Milletimiz mutlaka mutlu olacaktır. Gazi Meclisimizi ve aziz milletimizi kuruluşun, kurtuluşun, kucaklaşmanın ve kalkınmanın yurtsever demokrat kadroları adına saygıyla selamlıyorum. Madde üzerinde şahsı adına söz isteyen Bursa